Aa, bak parmağım yerinden çıkıyor. Ha, aferin sana. İşte parmağım kopuyor. Bulut'cum sen hadi yemeğini ye. Bak daha bitirmemişsin. Üf, tamam yiyeceğim birazdan. Dayı biliyor musun? Avustralya'da insandan çok kanguru yaşarmış. Öyle mi? Evet evet öyleymiş. Hatta Çevi diye bir kuş varmış. Ama uçamıyormuş. Halam mı anlattı bunları da sana? Evet, hepsini halam anlattı. Hatta ilk geldiğinde hepsinin fotoğrafını göstereceğim. Ben bu boşluklarımı kaldırayım. Pardon. Afiyet olsun. Kenan düştü buldum. Kenan. Demet'in denizde olacağından haberin var mıydı? Yoktu. Deniz'in de yoktu. Yani biz evde üçümüz oyun oynuyorduk. Bir anda kapı çaldı. Demet Hanım gelmiş. Sonra baktım iyi anlaşıyorlar. Biraz vakit geçirsinler dedim ben de. Evet, sevmiş belli. Ne halısı yani kan çektiyse. Bu ara pek dışarı çıkmayın. Olur. Bir hava almak için. Ben akşam eve geldiğimde sizi istediğiniz yere götürürüm. Bir süre evde sakin aktiviteler yapın. Bulut için daha iyi olacak. Olur. Ayrıca her yaptığınızı bilmek istiyorum. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Güzel. Aman ya, vallahi içim şişti. Ne intrikalı hayatımız var arkadaşım. Yavaş, Bulut'u uyandıracaksın. Ödümü kopardınız. Kaçıncı oldu bu? Karanlıkta çıkıyor. Su iç. Teşekkür ederim. Seni de mi uyku tutmadı? İlk defa kaldığım yerlerde olur öyle. Odan rahat falan değilse? Çok rahat, çok rahat. Çok teşekkür ediyorum. Şömine bile var. Daha ne olsun? Yani yakacağımdan değil de öyle odaya hoş bir sıcaklık veriyor. Ferit Bey, ben size bir şey söyleyecektim aslında. Böyle karşılaştığımız iyi oldu. Demet Hanım meselesi... Biliyorum. Biliyorum senin bir suçun yok. Evet, orası öyle. De ben başka bir şey söyleyecektim. Bulut'la Demet Hanım karşılaştıklarında... Demet Hanım Bulut'u çok sevdi. Bulut da Demet Hanım'ı. Yani hiç öyle yıllardır görüşmüyor gibi değillerdi. Bilin istedim. Bulut.